Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Dün akşam ve bugünkü cuma vaazımızda Muhammed suresinin 11 ayetini bitirmiştik. Şimdi 12. ayete geldik. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede şöyle başlıyor. اِنَّ اللّٰهَ Kesinlikle Allah يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip ameli salih işleyenleri sokacaktır, koyacaktır. Cennetin tecrî min tahtiha l-enhâr Altından ırmaklar akan cennetlerine koyacaktır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler ise يَتَمَتَّعُونَ faydalanacaklardır ve yekülüne yiyeceklerdir. Kema te'külül en'amu hayvanların yediği gibi diyor Allah. Kafiri hayvana benzetiyor. Dört bacaklı hayvan, en'am. Ve'n-nâru mesvellehum cehennem de onların barınağı olacaktır. Gidecekleri yer olacaktır. Şimdi burada Allah-u Teala iman edip de ameli salih işleyenlerle İnkar eden insanları karşı karşıya getiriyor. Bir ayetin içerisine bu. Bir ayettir bu. Burada müminlerin cennete gideceğini, aşağıda nasıl bir cennete gideceğini anlatacak. Onun için bu konuya burada girmiyorum. Bir sonraki, iki sonraki ayette var o. Fakat burada kafirleri ele almamız gerekiyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا inkar edenler يَتَمَتَّعُونَ faydalanırlar. Ve yekülüne ve yerler bu dünyada. Yeyip içerler diyor. Bu kafirlerdir. Yer içer. Kema te'külül en'amu hayvanların yediği gibi. Hakikaten hayvanların yediği gibi insanlar ne yediğinin farkında değil adam. Yani içki de içiyor. Haram da yiyor. Hayvan. Hayvan bilir mi? Burası benimdir, orası komşunundur, tarlasıdır. Girer istediği yere girer. Ben çobanlık yaptığım için hayvanı bırakırsan serbest, başıboş bırakırsan herkesin tarlasına girer kardeşim köyde. Bilmez ki bu haramdır, helaldir. Haramdır, helaldir bilmeyen bir adam diyor Allah-u Teala. Hayvandır. Ne yiyeceğini mi? Öyle yer hayvan gibi yer içe. Bilmez bunun nereden geldiğini. Bu hayvan demesinin bir sebepleri birincisi helal ve haram demeden yer. İkincisi, yediği şeyin nereden geldiğini bilmez. Allah'ı bilmez yani, inkar ediyor ya. Bu genen yemek nereden geldi? Kim bunu yarattı bu nimeti? Bu benim önüme kadar geldi, bunu yiyorum. Bunun Allah tarafından geldiğini bilmediği için hayvandan farkı yok diyor Allah-u Teala. Çünkü yediğini bilmeyen hayvandır. Hayvana sorsan nereden geldi bu yediğin ot? Bilmez ki nereden geldiğini. Sana izah edemez o. İşte inkar eden adamlar da böyledir diyor Allah-u Teala. O benim nimetimi yer içer. Ben ona bir sofra hazırladım. O sofrada misafirim olur. Fakat ama beni sahibini tanımaz. O nimetin sahibini, o rızkın sahibini bilmez diyor. İşte hayvandır diyor. En'am kelimesi. Bunu Kur'an'da Allah-u Teala birkaç yerde kullanıyor. Birinde eşek olarak kullanıyor. Resmen onu geçen akşam demiştim size. Müddessir suresinin sonunda kullanıyor onu. 9. yüzde birinde köpek diyor, birinde yine enam diyor. Şimdi bunu anladınız değil mi arkadaşlar? İnsana Allah'ını düşündüren en önemli konulardan biri, kitaplardan biri önündeki sofradır. O sofra, o yediğin yemek sana Allah'ı en güzel hatırlayacak olan şeydir. Anlıyor musunuz? İşte bu sofra kitabını okuyamayan adam, bu rızık kitabını okuyamayan adamı Allah-u Teala hayvana benzetiyor burada. Ve onun gideceği yer de cehennemdir diyor. Şimdi aşağı doğru gidiyorum. Ve ke'eyyim min garyetin nice şehirler vardı ki
hiye eşeddu kuvveten min garyeti kelleti ahrecetke. Ya Muhammed, seni memleketinden çıkaran şehirlerden nice daha güçlü şehirler vardır ki ehleknâhum, onları ben helak ettim, felâ nâsıra lehum, onların yardımcısı yoktu. Şimdi Peygamberimize hitap ediyor. Peygamberimizi Mekke'den çıkarttılar ya, Mekke'den çıkarttı Peygamberimiz, Allah-u Teala burada bir hitap ediyor. Nice o Mekke halkından daha güçlü şehirler var idi geçmişte diyor Allah-u Teala, eşeddu, daha güçlü. Min garyetike, senin köyünden, senin memleketine, senin şehrinden, elleti ehrecetke, seni oradan çıkarttılar. Seni çıkardıkları şehirden daha güçlü şehirler vardı ki, nice şehirler vardı ki, ehleknâhum, onları biz helak ettik, felâ nâsıra lehum, onların yardımcısı da olmadı. Yani istersen batırırım Mekke halkını diyor Allah-u Teala. Ya Muhammed. Ve nitekim Hayber'den dönüşünde Peygamberimize melaike geldi. Cebrail de bunu istedi de beddua etmedi Peygamberimiz. Batması için beddua etmedi Peygamberimiz. Efemen kâne alâ beyyinetim min rabbihi kemen züyyine lehu su'u amelihi vettebe'u ehvâ'ehum. اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ. Rabbinden bir delil üzerine, bir beyine üzerine, bir kanun üzerine olan bir kimse كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ, süslenen ameline, ameli kendisine süslenen ve arzularının peşine koşan insan gibi olabilir mi diyor Allah-u Teala. Bir soru soruyor. Efemen diyor. Burada istifam, soru. Bir adam düşün ki diyor Allah-u Teala şimdi. Burada şöyle bir karşılaştırma yapıyor. Bir adam düşün ki Rabbinden bir delil üzerine hareket ediyor. Yani bir adam Rabbinin kanunlarını, Rabbinin izahlarını, delillerini dikkate alarak, o sınırları çiğnemeden, Allah'ın koyduğu kuralların sınırlarını çiğnemeden hareket eden bir adam ile yaptığı kötü hareketler kendine süslenen ve nefsinin arzularını peşinden koşan adam gibi olur mu diyor. Şimdi bu iki adamın farkını anlamıyor musunuz diye Allah'a soruyu soruyor yani. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, bir Allah'ın kanunlarını takip eden adam var. Bir de yaptığı kötü ameller kendine süslenmiş ve nefsinin arzusunu takip eden adam var. Bu iki adam bir olamaz diyor Allah-u Teala. Bu iki adam bir değildir. İşte bana kalırsa bizim eğitimdeki eksikliğimiz, bunu veremiyoruz, bu farkı veremiyoruz. Fark. Yani Allah'ın çizdiği kurallarla giden adamla onun dışında kalan adamın farkı nedir? Bunu veremiyoruz, karıştırıyoruz bu işi. Şimdi galiba Fatır suresinde olacak. Oraya bir gideyim bakayım. Bir ışık var orada. O mudur acaba? Yanlış biliyorsam. Buldu. Evet. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Fatır suresinin ikinci sayfasında buldum onu. Allah-u Teala diyor ki kendisine ameli süslenen adam فَرَآهُ حَسَنًا, onu güzel görür. Şeytan süsler onuna. Şimdi tahtanın içi çürümüş, dışındaki boyayı sürmüş adam, cilalamış, veriyorum sana. Diyor ki ya bu pencerenin pervazları çok güzel, bak bu evin pervazları. Halbuki çürümüş, böyle dokunsan gidecek. Ama o kadar güzel gözüküyor ki, yeni cilalanmış, yeni boyanmış, efendim, ama işi çürük. İşte diyor Allah-u Teala, şeytan insana kötü amelini böyle yapar diyor. Çürümüş bir ameli, çürümüş bir davranışı, yıldızlar, süsler,
Kısrını takdim eder. Sen de fera'ahu hasene. Onu güzel görürsün diyor Allah-u Teala. Bak burada söylüyor. Aynısını burada söyledi. Demek ki değerli kardeşlerim, pek çok insanları görüyorsunuz bugün dünyada kitap yazıyor, makale yazıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hep şeytanın gör dediğini yazıyor. Hep şeytanın yaldızladığını yazıyor. Hiç doğrunun peşine giden yok. O öyle görüyor. O zannediyor ki benim savunduğum bu fikir doğrudur diye zannediyor. Evet evet. Ve kalkıyor. Kötü davranışta bulunan adamı, zina eden adamı savunuyor yani. Hem Müslümanlık adına savunuyor bunu. Evet. Ben diyor imam nikahıyla olur diyor bu iş diyor yani. Bu iş yaparım ben diyor. Ve kalkıyor muta nikahı yaparım ben diyor. Bunu şeytan süslüyor ona ya. Anlıyor musunuz şimdi bunu? Ve bunu kalkıyor televizyona söylüyor, savunuyor yani. Utanmadan. İşte bu nedir bu? Bu şeytanın süslediği iştir bu. Bu İslam'ın beyine değil bu. Allah'tan gelen bir kanun kural değil bu. Allah'ın izahı değil bu. Bu şeytanın izahı. Ve Allah-u Teala bak burada da söyledi onu. Efemen kim ki değil mi? Züyyine lehu su amelihi. Ameli kendisine süslenirse fera'ev hasene onu güzel görür. Fe inna Allah'a kesinlikle Allah yulillü men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Dilediğini hidayet erdirir, dilediğini sapıttırır. Fe lâ tedheb nefsüke. Ya Muhammed seni nefsin götürmesin. Nefsüke aleyhim hasarat. Onların üzerine seni nefsin seni itmesin sahte olan şeye. Anlıyor musun arkadaşlar? Sahte şeye insan nefsi koşar. Sever. Haramı sever. Bu insan psikolojisinde bir kanundur. İnsanoğlu yasağın peşine koşar. Yasakların peşine daha fazla koşar. Yasaklar daha fazla alaka doğurur diye bunu söyleriz. Bu psikolojide bir kanundur. Şimdi Allah-u Teala bunu burada söylüyor. Ondan sonra geçiyoruz şeye. Keyif suresine. Bak şimdi burada ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ اللَّنَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında amelleri kendilerini sapıttıran adamlar. وَهُمْ onlar يَحْسَبُونَ zannediyorlar. Ennehum ki onlar yuhsinune yapıyorlar sunha iyi yaptıklarını zannediyorlar. Bak. Ameli kendisini sapıttırmış bir adam zanneder ki yaptığım iyidir diye yapıyor. Bak Allah-u Teala insan psikolojisini veriyor burada. İnsanın yanılgısını veriyor burada. Bu ayetlerde bakın kaç tane oldu şimdi burada? 3 tane ayeti bir araya getirdik. Yani yanılgısı insanın yanılgısını anlatıyor. İnsan yanılan bir varlık. Şeytanın tuzağına düşer. Hata yapar. Yapar da niçin yapar biliyor musun? Zanneder ki güzel yapıyorum diyor Allah-u Teala bu ayette. Şimdi bunu nereye uygularsan uygula bunu. Toplumun hangi kesimine uygularsan uygula bunu arkadaş. Hangisine uygularsan. Bunu kitap yazanına uygularsın, bunu gazete çıkarına uygularsın, bunu siyasetine uygularsın, bunu ekonomisine uygularsın, bunu neyse uygularsan uygula. Hata yapan adam zanneder ki ben doğru yapıyorum diyor Allah-u Teala. Öyle zanneder doğru yapar diyor. Şimdi demek ki arkadaşlar çürük tahtaya basmayacak Müslüman. O yaldızlı şeytanın boyadığı tahtaya, çürük tahtaya basarsan cehenneme düşersin. Bir iskelenin üzerinden geçiyorsun sen şimdi. Bir köprüden geçiyorsun. O köprüye ayağını basacaksın. Sağlam olup olmadığını bileceksin ya. Anlıyor musun? وَاتَّبَعُوا اَهْوَاهُمْ ve nefsine tabi olurlar diyor. Olanlar. Şimdi bu nefsine tabi olma olayı daha evvelden söylemiştim. Allah-u Teala üç önemli merkez koymuş insanın iç alemine. Birisi akıl, zihin, beyin dediğimiz olay. Birisi kalp dediğimiz olay. Birisi de nefis. Akıl mutlaka güzeli emreder.
akılın kötü olmasını bilmez. Akıl kötü bilmez. Akıl daima güzeli seçer. Fakat nefis bırakmaz onu. Nefis ondan mücadele verir. Düşmanı ya, aklın düşmanı ya nefis, ondan mücadele verir. Bu arada devreye Allah-u Teala kalbi sokar işte. İman dediğimiz olay bu. Onun için peygamberi gönderir, kalbi eğitsin diye. Araya kalp girer ki takviye versin akla da nefse mağlup olmasın. Şimdi içimizdeki mücadele, kavga bu. Büyük cihat bu işte. Peygamberimiz dediği büyük cihat bu. Nefisle akıl arasındaki mücadele. İşte Kur'an-ı Kerim bu aradan akla taktik veriyor. Nefse mağlup olmaması için. Ama nefis ise değerli kardeşlerim, arzuların, içgüdülerin, dürtülerin, insanı hayvanlaştıran ne varsa her şeyin merkezi orası. Şerrin merkezi orası, şer. Yani o gördüğün toplumdaki kötülükler var ya, aslında bizim insanın nefsinden kaynaklanıyor. O kötülükler bizim nefsimizden geliyor topluma. İnsanın nefsinin dışa yansımasıdır bu kötülükler, bu toplumdaki kötülükler. Demek ki bu nefis korkunç bir alem bu. İçgüdüler, dürtüler, arzular, istekler, ama ne varsa kötüden yana ne varsa hep orada. Susalım. Hanımlar, evde konuştuğunuz yetmedi mi? Buraya niye geliyorsun? Bayrak Hoca'yı dinlemeye gelmiyorsan namaz vakti geldi. Hadi gelme buraya, erken gelme. Bak şimdi. Şimdi bu sefer nefis akılla mücadeleyi bırakır, kalbe yönelir. Bu sefer nefiste yapılan kötü işler kalbi karartmaya başlar. Her kötü amel diyor Peygamberimiz, kalbe bir siyah damla düşürür. Bir daha yaparsın, bir daha düşer. Bir daha yaparsın, bir daha düşer. Bir de bakarsın ki kalbin ekranı karardı. Bitti. Onu da Allah-u Teala söylüyor Mutaffifin suresinde. Geçen okumuştum onu size. Kella bel râne alâ gurubim mâ kânû yeksibûn. İnsanın yaptıkları kalbinin üzerine pas bağladı diyor Allah-u Teala. Pas bağladı. Kalbi paslaştırır yani. Kirletir kalbi. Bu sefer kalp fonksiyonunu icra edemez. Faaliyetini yapamaz. Akla yardım edemez bu sefer. Bu sefer nefis başlar oynamaya. Oo, kaynamaya başlar. Kalbi devreden çıkardı ya şimdi. Kalbi devreden çıkarınca akıl boğuşamaz nefiste. Mümkün değil. Mümkün değil. İşte Allah-u Teala onun için diyor ki Kur'an-ı Kerim'e defalarca, işte bir tanesi de buradadır. Nefsine tabi olan insanı anlatır. Nefsine tabi olmanın kötülüğünü anlatır hep. Hep böyle anlatır. Ve bunu o kadar şiddetli anlatır ki 9. yüzyılda şöyle söyler ona. Bak şimdi oraya gidiyorum. 9. yüzyıl sondan 9. sayfası olacak. Evet bak sonra 9. burada işte. Diyor ki Allah-u Teala وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Biha Kur'an'ın ayetlerine gidiyor. Ayetlerine gidiyor Kur'an'ın. Ben diledim ki diyor Allah-u Teala insanı ayetlerimle yücelteyim. Uçurayım onu. Uçurayım bana gelsin. Bana yaklaştırayım onu. İnsanı yüceltmek istedim, arındırmak istedim, uçurmak istedim ben bu ayetlerimle. وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَلَّهُ. Ne lakin, ne yazık ki insanoğlu yere çakılıp kalıyor, uçmak istemiyor, bana yücelmek istemiyor, bana gelmek istemiyor diyor Allah-u Teala. Yere çakılıp kalıyor. اَخْلَدَ اِلَلَّهُ, yere çakılıp kalmak. وَتَّبَعَ هَوَاهُ, nefsine tabi oluyor. Bak gene burada aldı وَتَّبَعَ هَوَاهُ. Nefsine tabi olmayı ele alıyor. Burada da bak şimdi. Ben insanı yüceltmek istiyorum. O yere çakılıp kalıyor. Soruyoruz ya Rabbi bu insan nasıl yere çakılıp kalır? Nefsine tabi olduğu için. Nefis insanı ağırlaştırır. Rabbine gitmekten alıkoyar. Onu yere doğru çeker. Akıl insanı yücelere doğru çeker, iman insanı yücelere doğru çeker, nefis ise insanı yere doğru çeker. Fark bu. Bak şimdi Allah-u Teala söylüyor bunu burada.
Anlatayım sana bu adamı diyor. Ben ayetlerimde yücelmek istettiğim adamı, o yücelmek istemiyor, nefsine tabi oluyor. Bu adam neye benzer biliyor musunuz ya Allah-u Teala? Bakın şimdi. Femeseluhu, o adamın misali neye benzer biliyor musun o adam? Kemetelil kelp, köpeğe benzer diyor Allah-u Teala. Köpektir o adam. Resmen köpek diyor Allah-u Teala. Anlıyor musun şimdi? Köpek dolu. Siz zannetmeyin amirinde köpekler falan var sadece banyo. Bir sürü canlı köpekler var ya. İki bacaklı geziyor. Evet. Ben söylemiyorum bunu. Allah-u Teala söylüyor bunu. Yani Bayraktar Hoca hakaret ediyor bu insanlara demeyin ya. Yok öyle, öyle bir şey yok. Allah-u Teala'nın dediğini söylüyorum size işte. Nefsine tabi olup da yere çakılıp kalan Allah'ın yüceltmek istediği ayetleriyle o insanın ayetleri dikkate almadan kendi nefsini takip ediyorsa bir adam diyor Allah-u Teala, o tıpkı köpektir diyor. Ama bak nasıl bir köpektir diyor, anlatayım size, onu da anlatayım size. Köpek nasıldır ama bak. Onu o kadar güzel izah ediyor ki. İn tehmil aleyhi. O köpeğin üzerine gitsen, köpek şimdi havlıyor şimdi, üzerine gidiyorsun, yelhet. Sana havlar diyor. O köpeğin üzerine gittim havlarsan, diyor sana, üzerine yürür diyor. Ev tetrukhu, köpeğin üzerine gitmesen bile, hiçbir şey demesen bile yine havlar. Yelhal, yine havlar diyor sana. Üzerine gitsen de havlarsana, gitmesen de havlarsana. Böyle bir köpeğe benzer bu adamlar. Bu adama sataşsan da bir şey desen de havlarsana, demesen de havlar. Durup dururken havlar. Bu nefsine tabi olan adamı anlatıyor şimdi. Bunu siz kendi üzerinize almayın. Ama ben Allah'ın ayetini anlatıyorum. Allah ne istiyor? Bunu bize anlatırken ne istiyor? İstiyor ki kullarımı ayetlerini yücelteyim, incelteyim, kibarlaştırayım. Onları Müslüman yapayım. Onları Allah'ına ve insanlığa yarar bir hale getireyim istiyor Allah-u Teala. Ha, istemiyorsan bunu diyor, nefsine tabi oluyorsan, bu nefis meselesi çok önemli. Nefsine tabi oluyorsan hayvanlaşıyorsun diyor. Ama öyle bir hayvanlaşıyorsun ki inek gibi olmuyorsun. Ya ineğin kessen eti yenir. Sütü yenir. Ama sen köpeğe benzesin, hiçbir şey yapmazsın sen. Ne etin yenir ne bir şey olur. Hem de üzerine gittiğin zaman havlayan bir köpek, gitmesen de havlar. Anlıyorsunuz değil mi bunu nokta nokta? Öyle adamlar vardı ki olduğu yerde İslam'a saldırıyor. Sanki bir şey oldu. La sana bir şey eden yok. Lan ne havlıyorsun? Allah nasıl anlatıyor insanı görüyor musun buraya şimdi? Allah bu insanı nasıl anlatıyor görüyor musun şimdi? Bu insanı tanıyamazsın ki, bu Kur'an-ı Kerim bilmeden bu insanı anlayamazsın ki. İnsan bazen böyle oluyor diyor Allah-u Teala. Hayvanla birleşiyor. Hayvanla birleşiyor diyor şey. Buruşuyor. Resmen köpek diye hitap etti. Bakın ne diyor bize. Devamına ne diyor bakalım? Ya Muhammed. Zalike meselul kavmillezine kezzebu bi ayatina. Benim ayetimi yalanlayan adamlar budur işte. Bunlar diyor. Bu köpek diyor bunlar. Bunlar köpektir. Feksusil gasese. Bu anlattığım hikayeyi sen onlara anlat ya Muhammed. Anlat. Ders ver onlara. Leallehum yetefekkerun. Umulur ki düşünürler de köpeklikten vazgeçerler. Ayeti görüyor musun? Umulur ki o insanlar düşünürler de kendi durumlarını köpeklikten kurtulmanın yollarını ararlar. Ve benim ayetlerimi inkar etmezler diyor Allah-u Teala. Şimdi anladın mı bunu şimdi? Şimdi anladın mı nasıl böyle çift bacaklı köpekleri? Öteki köpekler daha faziletli ya. Onların hiç olmazsa günahı yok. Yani değerli kardeşlerim, bu nefis denen şey insanı hayvana yaklaştıran şeydir. İyi anlayın beni. Akılsa insanı meleğe yaklaştıran şeydir. Nefis insanı hayvana, akıl insanı meleğe yaklaştırır. Bu ikisinin arasında nefsi kontrol eden adam da insandır işte. Hakiki insandır. Takva sahibi adam olur işte. Anlaşıldı mı? Bu melek olması mümkün değil adamın. Nefsi de var bu adamın. Bu ne olacak şimdi? Bu adamı insan nasıl yapacağız? İnsan. Melek olamayacağına göre. Bu hayvanlaştı şimdi bunu. Hayvan da nasıl kurtaracağız onu? Bu adamın aklını nefsine galebe ettireceğiz.
İşte devreye o zaman Kur'an giriyor, kalp giriyor yani. Sevgi giriyor, kibar giriyor, irade giriyor. İrade var ya, irade. Ha insanın freni. Nefis akıl bağından koptu mu, iman bağından koptu mu, aynen freni patlamış araba gibidir. Ula freni patlamış araba gidiyor. Nasıl buna hakim olacaksın sen? Patlamış bunun freni. O gidecek bir eve girecek ya. Neresi gidecek? Buna hakim olamazsın ki sen. Şoför buna hakim olamaz. İşte insanın freni iradesidir, iradesi. Bu irade de kalptedir. Anlaşıldı mı? Öyleyse Allah'ın ayetlerini dikkate alacaksın ki freni sağlam tutsun arabanın. Yoksa gittin. Freni patladı bu arabanın. İşte nefsine hakim olmanın yolu budur. İşte burada Rabbim bunu anlatıyor. Buradan oraya gittik yani. O ayet dedi bana ki beni bir anlat. Oradaki. Buradaki çok mücmel, kısa. Ama oradaki bak ne güzel izah etmiş onu. Şunu bileceksiniz değerli kardeşlerim. Bunu insanlara anlatacaksınız. Allah'ın ayetlerinin işlevi nedir? Niye Allah bu ayeti göndermiş? Bu kadar meşakkat, 1400 senedir bunlar anlatılır, bu ayetler. Bunlar nedir yani? İnsanı yüceltmek için göndermiş bunu, yüceltmek. Bu ayetler bunu yapar. Bunu yapmayan adam, bu ayetleri takip etmeyen adam da nefsin peşine gider, işte hayvanlaşır öyle. Bunu anladık şimdi. Devam ediyor şimdi. Yukarıda demiştik ya, bakınız öğleye cuma namazında ki vaazımda demişti ki, Allah demişti ki, ben onları onlara tarif ettiğim cennete koyacağım. Ve yudhiluhumu cennete arrafaha lehum. Arrafaha tarif ettiğim demişti. Cennete koyacağım. Bu bir. İki, bu ayetin yukarısına ilk başladığım ayette demişti ki, iman eden ve ameli salih işleyenleri cennete koyacağım. Altından ırmaklar akan cennetime koyacağım demişti. İşte şimdi geldi o cenneti anlatıyor. Şimdi Allah o cenneti anlatacak. Nasıl bir cennettir o? Susalım. Müsaade edin bana biraz konuşayım. Son akşam bu akşam. Allah-u Teala diyor ki مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّكُونَ Muttakilere vaat ettiğim cennet neye benzer? Misalini vereyim size, anlatayım size diyor Allah-u Teala. Bu muttaki dediğimiz adam işte nefsine hakim olan adam. Nefsi kendini değil de kendisi nefsinin süvarisi olan adam. Nefsinin üzengisini eline olan adam. Nefsi kendisini bilmiyor. Kendisi nefsi biniyor. O ona hakim. Yular elinde yani. O nefsini binecek. O mutlaka lazım ona. Nefissiz insan olmaz. Ama onu binecek ama yuları elinde. Öyle bir adam. Suvari adam. Kahraman adam yani. O adam muttakidir yani. Kendini koruyor nefisten. Muttakinin manası korunmak demek. Korunmak. Şeytandan korunmuş. Efendim Allah'ı üzmekten kendini korumuş. Nefisten korunmuş adam. Bu adam muttaki, anlatmıştım size daha önce bunu. Bu adama vaat ettiğim cenneti anlatayım size diyor Allah-u Teala. Fiha enharun min ma'in gayri asin. Bunu televizyonda anlattım geçen akşam. Bundan iki akşam evvel. Bu ayeti. Ama sıra oraya geldi. Anlatacağız bunu. Ne yapalım? Orada nehirler vardı diyor Allah-u Teala. Min ma'in sudan gayri asin. Asin bozulan demek. Tadı bozulan şey. Gayri asın, bozulmayan. Gayri burada olumsuz yapıyor o kelimeyi. Bozulmayan sudan nehirler var. Bak. Aslında bu dünyada da su var. Allah-u Teala o suyla anlatıyor bize kavram olarak. Suyu bildiğimiz için öyle anlatıyor bize bunu. Ama benim muttakilere vaat ettiğim cennette koyduğum su ırmağı bu dünyadaki sudan farkı var. Bu dünyadaki su bir iki gün durdu mu hemen başlar yosunlaşma. Bozulmaya başlar, kokmaya başlar. Kirlenir. Onun içindeki o ham maddeler, değişik yabancı maddeler o suyu bozmaya başlar. Fakat benim mütteki kuluma mahşerde vaat ettiğim o cennetteki su ırmağı asla tadı değişmez. Asla. Gayri asının manası bu. Şimdi benim size burada sunduğum
Bunu herkes bu manayı verir burada yani. Bunu maharet değil. Bu manayı herkes verir. Arapça bilen adam bunu verir. Benim size vereceğim ne burada? Niye? Niye ilk defa suyu koydu buraya? Birinci irmağı su dedi burada. Birinci grubu irmağı. Enhar, nehirler. Birçok nehir vardı su irmağı diyor. Birçok nehir var. Su arkadaşlar temizliği ifade eder. Ha, mutteki adam eteğine temiz adamdır, namuslu adamdır. Anladın mı şimdi? Onun için o irmağı ben veriyorum ona. Dünyada namuslu olmanın bedelidir bu diyor Allah-u Teala. Ha, öyle nefsine hakim olamayıp da ikide bir zina isteyen adam öyle öyle o suya kolay kolay olmaz o. Onu, o irmağı öyle kolay vermem abi diyor. Kendini ahlaksızlıktan koruyacak. İşte onun için su kavramı arkadaşlar bizim edebiyatımızda, bizim kültürümüzde, İslami kültürde namusu ifade eder, temizliği ifade eder. Eteğine temiz adam deriz. Ha, ha. Tabi Anadolu'da bu doğrudur işte bu. Anadolu'daki bu tabir doğrudur. O eteğine temiz adam, o temizliğin karşılığı cennete bu nehirlere layıktır. Su aynı zaman bereketi ifade eder. Suyun bulunduğu yerde canlılık vardır. Bereket vardır, yeşil vardır. İşte o cennete müdahammetandır diyor Allah-u Teala Rahman suresinde. Rahman suresinde müdahammetan ne manaya geliyor biliyor musun? Müdahammetan. Yemyeşil demektir. وَمِنْ دُونِهِمَا cennetan. هَلْ جَزَاوُ الْلِحْسَانِ اِلَّا الْلِحْسَانِ İyiliğin karşılığı iyilik değil midir diyor Allah-u Teala. Kesinlikle her iyiliğin karşılığında bir iyilik vardır. Ve altına diyor ki وَمِنْ دُونِهِمَا cennetan. O iyiliğin altında arkasında iki tane de cennet vardır. Nasıldır o cennetler ya Rabbi? Mudhammetandır diyor Allah-u Teala. Yemyeşildir diyor. Ha, su cenneti yemyeşil yapan şeydir. Bereketli insanlar, bereketli insanlar vardır bu dünyada. Onları o cennete koyacağım diyor Allah-u Teala. İşte o suyu onun için veriyor. Demek ki su berekettir. Su rahmettir, rahmet. Bazı insanlar vardır fikirleriyle, davranışlarıyla, her şeyiyle rahmettir bunlar insanlığa. Bu adamlar güven adamlardır, güvenler. Bunların ellerinden kimseye zahmet gelmez. Kimseye bela gelmez bu adamlar. Bunlar barış içinde yaşayan adamlardır. Güven içinde yaşayan adamlardır. Kendi nefsiyle, kendi aklıyla, kendi kalbiyle barış içinde yaşıyor. Kendi içinde, güven içinde yaşayan adamdır bunlar. Bunlar aynı zamanda hanımıyla barış içinde yaşar bunlar, bu adamlar. Devletiyle barış içinde yaşar bu adamlar. Bu adamlar Allah ile de barış içinde yaşar. İşte ben de bu cenneti veririm hadi Allah'a. Aç. Öyle o irmağa olan suyu veririm hadi. Çünkü rahmet, rahmet olan adam, güven içinde olan adam, barış içinde olan adam, selamın manası budur. Selam. Barış, güven içinde olan adam. Ha ben de ona diyor Allah-u Teala rahmetin manasını ifade eden suyu vereceğime orada. O ırmakları vereceğime diyor. Demek ki değerli kardeşlerim Allah-u Teala bize bu tip adamlara böyle mükafat hazırlıyor. Allah-u Teala bizi bunlardan eylesin. Ya bunlardan olamasak bile hiç olmazsa peşine takılanlardan eylesin bizi. Yani. Onların peşine gideriz yani böyle. Ve enharun min lebenin lem yeteğayyer damuh. Ve orada nehirler vardır ki min lebenin sütten. Allah Allah. Süt akıyor irmak. Şimdi bu adam, bu Müslüman, bu muttaki adam nasıl bir adamsa şimdi. Geziyorlardı ama o cennette. Bir tarafta su irmağı, bir tarafta süt irmağı. Nereye gidersen git. Min lebenin sütten lem yeteğayyer damuh. Tadı damuh. Tat demek. Tadı. Oh, bana müsaade ediyorsunuz değil mi? Bunu bitireceğim. Olmadı o şimdi. Tadı değişmeyen, bozulmayan, lem yeteğayyer, tağayyür etmeyen, değişmeyen demektir. Değişmeyen, tadı değişmeyen sütten ırmaklar vardır. Bu mutteki adamı görüyor musun, mutteki adamı? Süt, süt neyi ifade eder biliyor musun? İslam kültüründe karakteri ifade eder, karakter. Karakterin sağlamlığını ifade eder. Bu adamın karakteri sağlamdır. Süt, onun için beni doğurmayan anne bana süt emzirirse benim annem oluyor. Niye benim annem oluyor? Düşünebiliyor musunuz şimdi? Beni doğurmayan bir kadın bana verecek bir lokma süt.
emzireceğim. Ondan sonra benim annem oluyor. Allah öyle anne tayin ediyor Kur'an'da. Nüfus kağıdına bir anne daha yazılıyor şimdi orada. Evet. Evet, Allah öyle nüfus kağıdı yazıyor. Bu Kur'an'da yazıyor. Diyor ki hakiki annesi bu. Bir de süt annesi vardır diyor. Evet. Niye? Çünkü ondan emdiğim süt benim karakterime tesir ediyor. Demek ki karakteri sağlam adam. Muttaki adam. O karakterinin sağlamlığı karşılığı süt irmağını alacak orada. Süt aynı zamanda arkadaşlar neyi ifade eder biliyor musunuz? Bilgiyi, üretkenliği. Süt bunu ifade ediyor bak. Bilgi üretkendi. Nasıl ki sütü mesela kestirdiğin zaman peynir olur, yoğurt olur, yağ olur. Her şey ondan çıkıyor. Düşünebiliyor musun? Karakteri sağlamadan adam da ilim sahibi adam da böyle üretir. Fikirden fikire üretir. İnsanlığa faydalı olur o fikirleriyle. Yağıyla, sütüyle, yumurtasıyla, bizle. Anladın mı şimdi? Böyle adama böyle irmak veririm ben cenneti diyor Allah-u Teala. Dünyada üreten adama, bilgi sahibi adama, bilgisiyle insanlara faydalı olmuş adama, mütteki adam, ilim sahibi adam. Ona da bu irmağı vereceğim diyor. Orada bu irmakla vereceğim. Ve enharun min hamrin ledetin li şaribin. Hamr, içki demek. İçki. Hamr. Hamr. Alkol manasına gelir. Orada içkiden irmaklar var diyor Allah-u Teala. Buradaki içki bu şarap, rakı manasına değil. Şurup manasına ya. İçene tat veren şuruptan irmaklar diyor. Şimdi bak burada hamr demiş, içkiye de hamr demiş başka bir yerde. Bu dünyada ağzına içki koymamış Allah'ın yasakladığı o şeytanın pisliğini ağzına koymayan adama ben de orada şaraptan bir irmak vereceğim diyor cennette. Madem kulum böyle yaptı ben de öyle vereceğim. Haram yememiş adam. Bu dünyada kul hakkı yememiş, yetim hakkı yememiş. Bir de üstelik ağzından da içkiyi de damlasını da koymamış. Ben böyle mutteki kuluma ne yapacağım? Bu dünyada onları yapmadım. Öteki dünyada da ben ona bir şelbetten ırmak vereceğim diyor. İşte zaman tamam. Buradaki hamur kelimesi değerli kardeşlerim ilahi aşkı ifade eder. Mevlana'nın Divanı Kebir'inde bunu işler Mevlana. Bu ayete yorum getirir Mevlana. Dev gibi bir adam o adam. Allah ondan razı olsun. Burada der ki buradaki hamr kelimesi ilahi aşk şarabıdır diyor. Allah sevgisiyle dolan gönüller diyor sarhoş olur diyor. O aşk şarabını içmiştir diyor. O bildiğiniz o alkol rakıyı değil diyor. O ilahi aşk sevgisini yudumlamıştır ve o ilahi aşk meyhanesinde diyor. Aynen böyle kelimeyi kullanıyor. Meyhane diyor. Okul demektir o. Onun meyhanesi o manaya geliyor. İlahi aşk okulunda yetişmiştir diyor o adam diyor. İşte bu adama böyle Allah'ın sevgisiyle dolu olan bir gönüle mahşerde ben böyle nehir veririm diyor Allah-u Teala. Anlaşıldı mı? Ve enharun min aselin musaffa. Ben ona o kullarıma o cennette süzme baldan nehirler yapacağım diyor. Süzme bal. Akıyor, bal akıyor. Birisi süt akıyor, birisi su akıyor, birisi şarap akıyor, birisi süzme bal akıyor. Hem de süzme, musaffa, saf, safi bal diyor saf. Saf bal deriz ya, bu süzme bal manasına gelir. Efendim, süzme baldan nehirler vereceğim ha. Niye biliyor musun? Bu adam ne yaptı bu dünyada da böyle bal verecek ha, süzme baldan nehirler? Bu şudur, bal arkadaşlar, bal yabancı maddeyi içine almaz. Bir deneyin bakın. Niye balı bir yere korsun kabada? Uzun bir zaman sonra bakarsın ki bütün oradaki mumlar, bütün yabancı maddeler içine kalmış arılar, marılar hep üstüne çıkar. Yabancı maddeleri bal dışarı atar. İçine almaz. Onun için fıkıh kitabını açarsanız, fıkıh kitaplarına bakarsanız, alimler çok güzel anlatmışlar. Bal çebicine, yani balı sakladığımız bir kaba çebic derler bizim Karadeniz'de. Yani bal kazanına fare düşse, göberse fare, o balın kazanını atacak mısın? Hayır diyor. Kaşıkla alacaksın o farenin etrafındaki balı alıp atacaksın. Aşağısı temizdir. Çünkü bal yabancı maddeyi içine almaz.
Anladın mı şimdi? Bu ne demektir bu? Ha böyle bir Müslüman yabancı fikirleri içine almaz, kafasına sokmaz, tepki gösterir. Atar onları dışarı. Yabancı fikirlere, yabancı efendim ideolojilere yelpaze açmaz, atar onları dışarı. O bala benzer o adam. O adamı hemen anlar. O yabancı bir fikir mi gelmiştir ona, onu anlar ama atar onu dışarı. Bal gibidir o adam. Aynı zamanda bu adam hatasını hemen görür. İçine almaz onu. Hemen kendi kendini kritize eder bu. Nefsi levvame seviyesine çıkmış bir adam. Kendini kritizen adam. Hatalarını gören adamdır. Hatalarını kendi içine karıştırmaz. Bu adam bu dünyada böyle yaşadığına göre Allah-u Teala diyor ben de ona o bal ırmağını vereceğim. Bal gibi adam bu adam zaten. Bu adam zaten kendisi bal. Ben de ona balı verdim. İşte böyle bir cennet vaat ediyor Allah-u Teala Müslümanlara. Devam ediyoruz. Bunu bitireyim. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ O cennette benim, o muttaki kullarım için her çeşit meyveyi vermişimdir. Allah-u Teala söylüyor. Öyle bir sofra hazırladım ha diyor. Öyle bir çeşit meyvelerin değil öyle. Muzdan veya portakalın değil. Her çeşit meyve. وَمَغْفُرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ Rablerinden bir de af var onlara. Af ilan ediyorum onlara. Af kanunu çıkartıyorum ben onlar için diyor. O ufak hataları var onların, ufak hataları. O ufak hataları görmüyorum ben. Şimdi diyor, bak şimdi bir mukayese daha yapıyor burada. Kemen huve, bu adam, bu cenneti verdiğim adam, kemen huve halidun finnari, ateşte ebedi olarak kalacak adam gibi olabilir mi? Ve suku ma'en hamimen, o kaynayan suyu içen, ve katta em'ahum, ve bağırsaklarını kesen adam, içtiği o alevli sudan, kaynayan sudan bağırsakları kopan bir adam gibi olabilir mi? Yukarıda bahsettiğim adam diyor. Aklınızı başınıza alın da hangisini tercih ediyorsunuz? Cehenneme ebedi olarak kalıp da o cehennemin suyundan içip de o kaynayan suyundan bağırsakları kesilen adam gibi olur mu bu müttaki adam? Şimdi yukarıda cenneti verdiğim adamla bu adam bir midir diyor.